Güneşli bir New York sabahından herkese merhabalar. Hayır efendim, burası Endonezya'nın başkenti Jakarta. Jakarta'dayım. Cüneyt Özdemir gibi bir giriş yapayım istedim. Her şey aynı, konsept aynı. Bir yanımda takım elbise getirmeyi unuttum. Artık o kadar olacak. 2 haftadır Endonezya'dayım. Neler gördüm size, biraz onlardan bahsedeceğim. İlk geldiğimde Endonezyalılar, yani huyunu suyunu bilmediğim için bir de sokaklar çok şeydi, kötü durumdaydı. Bayağı korktum ama sonra tanıdıkça onları iyi insanlar olduklarını gördüm. Yani kendi halinde insanlar, bir zarar vermiyorlar kimseye. Yani en azından bana denk gelmedi. 2 hafta boyunca kötü bir insanla karşılaşmadım burada. Ama Jakarta çok kirli bir yer ya. Yani havası kirli, sokakları kirli. Yani sokakları ne götürüyor anlatması çok güç. Öğrenci evinden beter buraları. Ama insanların kıyafetleri olsun, kişisel bakımlarına dikkat ediyorlar. Ter kokan kimseyi görmedim burada. Sigara da çok fazla içen görmedim. Dişleri bembeyaz hepsinin. Ama işte böyle bir tezatlık var. Herhalde nüfus yoğunluğundan kaynaklı. Arkadan da kamyon geçerdi. Ver müziği. Nüfusu 260 milyon. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusu burada. 200 milyon civarı Müslüman yaşıyor burada. Neredeyse her sokakta Halic'in eski haliyle gibi bir dere akıyor. Kokudan durulmuyor. Yani midesi hassas olanlar dayanamaz bu kokuya. Egzoz ve yemek kokuları dayanılır gibi değil. Doğuya gittikçe biraz daha temiz gördüm sokakları. Ama Jakarta bilmiyorum. Burası her yıl belli bir miktar denize batıyormuş. 2050 yılında tamamen su altında kalacak diyorlar. Başka bir yere taşımayı planlıyorlarmış birkaç yıl içinde. Burada çok fazla turist görmedim. Daha çok diğer şehirlerde turistlerle karşılaştım. Zaten yerel halk da beni görünce bayağı bir ilgi gösteriyorlar. Sabahtan beri 3-4 kişi geldi. Benden sohbet etmek istedi. Öğrenciler daha çok. Öğretmenleri ödev vermiş de röportaj gibi bir şey, soru soruyorlar. Ben de İngilizce cevap veriyorum. İngilizce pratik yapmak isteyen bir sürü kişi geldi yanıma. Parkta. Çekine çekine geliyorlar. Bir de sokaktan yemek yemeyi ve açık su içmeyi tavsiye etmiyorum. Yani belki buradaki yaşayan insanlar alışmış olabilirler. Buradaki bakterileri vesaireye. Biz henüz o bakterileri görmediğimiz için midemiz bozulabilir. O yüzden kimseye tavsiye etmiyorum. Ben sokak yemeklerini denemedim. En çok yedikleri şey burada pilav. İnanılmaz bir pirinç tarlaları var. Her yerde pirinç tarlası görüyorsunuz. Yine de yetmiyormuş. Başka ülkelerden pirinç ithal ediyorlarmış. Temmuz ayında Endonezya'ya geldim. Yani tam Endonezyalıların tatil zamanına denk geldim. Bu yüzden biraz tren bileti bulmakta zorluk yaşadım. Hemen neredeyse yarım günüm tren bileti aramakla geçti. İnsanlar
koşu yapıyor. Sağlık koşusu. Tatildeler şu anda. Bir de arkamda güzel bir kuş yuvası var. Burada böyle yan yana kuş yuvaları koymuşlar. Onu göstereyim. Endonezya'da inanılmaz bir kumpir sevgisi var. Böyle sağlı sollu kumpir dükkanları açmışlar. Ortaköy'deyim. Burada bir Cüneyt Özdemir esprisi yapmasaydım olmazdı. Seviyoruz kendisini. Onun tarzında bir video çekeyim. Yalnız burası Silikon Vadisi değil. Nasıl olacak bilmiyorum. Gönül ister ki atla git Palo Alto'ya. Cüneyt abi ben geldim de. O zaman Endonezya'nın kısaca tarihinden bahsedeyim. Ülke 1600'lü yıllarda Hollanda'nın sömürgesi olmuş. 1800'lü yıllarda İngilizler gelmiş. Binlerce kilometre uzaktan gelip ülkeyi sömürgeleri yapmışlar. 4 yıl süren mücadeleden sonra 1949 yılında tam bağımsızlığa ulaşmışlar. Endonezya takım adalar ülkesi. 17 bin adadan oluşan bir devlet. Tam sayıyı kendileri de bilmiyor. Suyun yükselmesi, alçalmasıyla ada sayısı değişiyormuş. Başkentin bulunduğu adaya Java Adası deniyor. Nüfusu kalabalık. 260 milyon. 230 milyonu Müslüman. Seçim olduğunda günlerce oy sayımı sürüyormuş. Son seçimde sıcak ve yorgunluktan yüzlerce sandık görevlisi ölmüş. Öyle ilginç kalabalık bir memleket. Peki güvenli mi? Ben ilk geldiğimde hangi sokaklar güvenli, hangileri değil bilemediğim için çekinerek gezdim açıkçası. Dolapdere gibi virane sokaklar. Aha burada kesin cüzdanı bırakırım, kesmeseler bari dediğim yerlerden geçtim. Baktım bir şey olmuyor. Sonra geceleri ıssız yerlerde elimi kolumu sallaya sallaya dolaştım. Ama tek gezen kadınlar için bir şey demeyeyim. Onlar her yerde dikkatli olmaları gerekir. Java Adası'nda başıboş köpek yok sokaklarda. Köpek sevmiyorlarmış. Hiç köpek görmedim. Hep kedi var. Bali farklı ama orada Hindu inancına sahip insanlar yaşıyor. Ben Bali'ye kadar hep trenlerle seyahat ettim. Onların tatil dönemine denk gelmişim. Sadece çok pahalı biletler kalmıştı. Normal ekonomi sınıfı bir tren bileti 200 bin rupi iken executive class dedikleri pahalı olan biletler 9 bin rupi civarıydı. Endonezya para birimi rupi. Türk lirası karşılığı kolay hesaplamak için şöyle diyeyim. 10 bin rupi 4 lira. 200 bin rupi ne yapar? 80 lira civarı. Ekonomi sınıfı biletler. 8 saatte buradan Jakarta'dan Yogyakarta'ya gidiliyor. Hep büyük arabalar gördüm Endonezya'da. Minivan ve SUV tarzı denen araçlar. Küçük araba kullanan pek yok. Aileler kalabalıkmış. Benzin fiyatı 4 lira. İşte normal. Bir de Asya'nın ikinci büyük araba üreticisi. Bilindik markalar orada üretim yaptırıyor. O yüzden büyük araç tercih ediyorlarmış. Endonezya'da trafik çok kötü. Dünyadaki en kötü trafiği olan ülkeler arasında ilk 5'e rahat girer. Trafik soldan akıyor. Toplu ulaşım yok denecek kadar az. Yol da yok. Ciddi bir ulaşım sorunu var. Bu sorunu fırsata çeviren bir firma var. Hatta iki firma var. Biri Grab, diğeri Gojek. Uygulamaları var.
telefona yükleniyor. Gitmek istediğim yeri yazıyorum. Önce fiyatı hesaplıyor. Ne ödeyeceğimi görüyorum. Onay verince en yakındaki araç sahibi haritada yerimi görebiliyor. Bulunduğum yere geliyor. Ben de gelen kişinin adı, soyadı, fotoğrafı, plaka bilgilerini telefondan görebiliyorum. Gideceğim yere vardım mesela. İnerken ilk başta telefonda ne ücret gösterdiyse onu veriyorum. Ne adres tarifi, ne para mevzusu, hiçbir şey konuşmak zorunda değilim. Abilerin hepsinde internet var. Adresi navigasyonda bulabiliyorlar. Fazladan dolaştırma vesaire gibi şeyler olmuyor. Gece yarısı bile araç bulmak sorun olmadı. En fazla 5 dakika içinde araç buldum hep. Yakın mesafe sorunu hiç yaşamadım. Çünkü zaten taksici gideceğim yeri ve fiyatı görüyor. Kabul ediyorsa o işi alıyor. Taksici derken meslekleri taksici değil. Normal trafikteki herkes ekstra gelir olarak bu işi yapabiliyor. Tertemiz, kocaman araçlarla taksi hizmeti veriyorlar. Benim yolculuklar ortalama 4 ila 7 lira arasında tuttu. İstediğim yere gittim. Yolda çevireceğiniz bir taksi bir tuktuk. O bisikletli araçlar. Ne kadar pazarlık yaparsanız yapın, Grab ve Gojek'ten daha uygun fiyata bulamazsınız. O yüzden mutlaka bu programları kullanın derim. Bir de Bluebird dedikleri resmi taksi sistemi var. Güvenilir. Ben denemedim ama o da aklınızda olsun. Kocaman tertemiz arabalara 4 lira verirken içim acıdı valla. İstanbul'da öyle bir alışmışız ki. En kısa mesafe 10 lira. Bir de burada olsa taksici kısa mesafeyi duyunca kaçacak yer arar. Abi saatlik müşterim var der. Araba değişim saatim geldi der. Bir şeyler uydurup gider. Ben orada daha çok motosikletle yolculuk yaptım. Trafiğe takılmadan inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Büyük çantam olduğu zamanlarda havalimanından otele geçerken falan motor yerine araba çağırdım. Bu uygulamaları kullanın derim. Güney Asya'da birçok ülkede işliyor. Tabii internet gerekiyor. Her yerde internet bulamayabilirsiniz. İnternet için yerel bir sim kart almanızı tavsiye ederim. Ben hatırlıyorum, ilk 4G destekleyen telefonumla yurt dışına çıktığımda data hattını kapatmıştım. Normalde hep öyle yaparım. Sadece arama ve aranmaya açık bırakırım. Ama 4G'nin özelliğinden dolayı telefonun arka plan servisleri ufak ufak internet erişim isteği yapıyormuş. Data hattını kapatmak yeterli olmuyormuş. Bunu gören GSM şirketim bana yurt dışı internet paketi atamış. Günlüğü de 40 lira civarı bir şey. Mesajla bilgi vermişler. Ben bunu görünce nasıl ya falan oldum. Ben istek yapmadan bana günlük 40 liradan paket itelemişler resmen. Ay sonunda en az 500 liranın üstünde fatura gelir. Paketin nasıl iptal edileceğini de bulamadım. Hay Allah'ım ya. Komple yurt dışı internet kullanımını kapatmak zorunda kaldım. Yani saçma sapan işler. Lokantaya gidiyorsun. Daha sipariş vermeden önüne yemek getiriyorlar. Al bunu ye der gibi. Yani isim vermek istemiyorum ama Türkiye'deki tüm GSM şirketleri benzer fırsatçılığı yapıyor. En iyisi gittiğiniz ülkede ön ödemeli bir sim kart almak. Ben öyle yapıyorum. Endonezya'da havalimanında sim kart satın alabilirsiniz. En iyi GSM şirketleri Telkomsel. Ben bir aylık 5 GB kotalı internete
60 lira gibi bir ücret ödedim. Şehir içindeki telefoncularda biraz daha uygun fiyata sim kart alabilirsiniz. Bir haftalık, iki haftalık sadece internet paketleri var. Düz hat alıp sonradan 1 GB internet de yükletebilirsiniz. 5-6 liraya. Yani çok ucuz. İnternet paketi yükletirken şuna dikkat edin. Orada şehir içi, şehir dışı internet kullanımı diye bir şey var. 5 GB internet aldınız mesela. Bunun 2 GB'ı lokal internet, 2 GB'ı sosyal medya, 1 GB'ı da şehirler arası oluyor. Lokal interneti sadece sim kartı satın aldığınız şehirde kullanabiliyorsunuz. Farklı bir şehre giderseniz 1 GB'lık şehirler arası kotadan düşmeye başlıyor. O yüzden şehirler arası olan paketten satın alın. Flash internet diyorlar ona. Bu sayede çok rahat Grab, Gojek çağırabilirsiniz. Ben yemeği çoğunlukla Gojek programından söyledim. Onun dışında bir sürü servisi daha var. Market alışverişi, eczane alışverişi, kurye servisi, çamaşır yıkama servisi, hatta masaj servisi bile var. Çağırıyorsun, geliyorlar. Çok düzgün çalışıyor bu sistem. Endonezyalılar çok sıcakkanlı insanlar. Çevirip çevirip fotoğraf çektirmek istiyorlar. Instagram için yaşıyorlar gibi sanki. Like almak çok önemli onlar için. Bir de ilk dikkatimi çeken şey, çok güler yüzlü insanlar. Aralarında sohbet ederlerken kahkaha atarak güldüklerini görebilirsiniz. Gülmeyi çok seviyorlar. Endonezya deyince güleç yüzlü insanların ülkesi aklınıza gelsin. Yok, aynen. Daha önce internette gördüğüm bir Endonezya haberine çok gülmüştüm. Bir ordu merkezinin önünde kaplan heykeli koymuşlar. Askeri birliğin logosu kaplan. Bunu yansıtmaya çalışmışlar. Fakat orijinal figürden çok farklı olmuş. Yıllarca durmuş bu heykel. Sonra biri fotoğrafı internete koyunca bir anda dünya gündeminin ilk sıralarına tırmanmış. Tüm dünya gülünce biraz bozulmuşlar ama. Sonra kaldırmışlar heykeli. Müzikleri nasıl? Yeni bir ülkeye gidersem ilk araştırdığım şey müzikleri oluyor. Endonezya'da gamelan denen bir enstrüman var. Böyle ayakkabı tamircisi gibi abiler yerde oturup tamirat yapar gibi çalıyorlar. Hay Allah'ım yarabbim. Dalga geçiyorum ama başıma bir şey gelmez inşallah. Onlar için çok saygı duyulan bir enstrüman bu. Bana komik geliyor. Ama geleneksel müzikleri çok dinlendirici. Tavsiye ederim. İnternette bulup dinleyin. Endonezyalılar daha çok rock müzik seviyorlar nedense. Hatta Cumhurbaşkanı bile Metallica dinliyor. Konserine deri ceketle seyretmeye gitmiş. Adı Jacobi. Obama'ya çok benziyor. Obama'nın da bir Endonezya geçmişi var bu arada. Bir de şuraya doğru yürüyeyim. Tam da bugünlerde elektrikli skuterlara bakıyordum satın almak için. Ama yok, kalmamış hiçbir yerde. Bana bırakmamışsınız hiçbir köfteler. Yurt dışında epey popüler bugünlerde. İstanbul'da da ufaktan başlamış. Bostancı ve Kadıköy'de kiralayabiliyorsunuz. Tek şarjla 30 km gidiyor. Yeni bir dönem başlıyor gibi. Yürümeyi bitirir mi göreceğiz. Ama sanmam. Yürümenin ayrı bir güzelliği var.
Adam Yürümenin Felsefesi diye kitap yazmış. Frederick Gross. Yürümek spor değildir diyor. Yürümek derken siz başka bir şey mi sandınız? Birinci bölüm için bu kadar yeter o zaman. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve likelamayı unutmayın lütfen. Sonraki bölümler çıktığında haberdar olmak için bildirim tuşu var, ona tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese sevgiler.